İkinci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste devam ediyoruz modellemeye. F'ye basarak ön arka tarafa geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka taraftaki planımızı görüyoruz şu anda. Tekrar düzeltelim. Ne yapacağız? Hemen alt tarafa geçelim. Yine bir öncekinde olduğu gibi sağ tıklayalım. Unhide All yapalım ve tamamını gösterelim. Zemin katımızı yine aynı şekilde seçiyorum. Isola Selection diyelim. T'ye basıp tap ekranına geçiş yapıyorum. Shapes'ten Line'a geçiş yaptım tekrar. Burada bir duvarlar oluşturacağız. Burası biraz uzun sürecek. Snap'lere basarak aktif hale getirip modellemeye başlıyorum. Yapacağımız işlemler genelde aynı. Değişen bir şey yok. Hatalı yeri seçmemek için her zaman yaklaşın arkadaşlar. Evet, bu işlemi gördüğünüz bu işlemi, tıklama işlemini bütün duvarlarımız için yapacağım. Siz isterseniz binanın dış cephesini yapacağınız için tamamen sadece dış duvarları yapabilirsiniz. Ama eğer kendi kişisel projeleriniz varsa, ticari projeleriniz olsun veya kişisel projeleriniz, binanın iç kısmındaki duvarlarda yaparsanız, aynı binanın iç mekan kısmını da yaparken kolaylık oluşur sizin için. Böylelikle daha gerçekçi, daha görsel bir proje ortaya çıkar. Evet, burada bir hata yaptık. Hayır diyorum. Backspace tuşuna bastım. Yaklaşmadığımız için alt taraftaki spline'ımızı seçmişiz. Yine yaklaşalım. Bir hata var mı? Ki var gibi. Yok, hata yok. Yine bu dışarıdakini seçtik. Ve kapattık. Şimdi bu modellemeyi neden yapıyorum? İsterseniz bu konuda biraz bilgi vereyim size. Yani neden tek tek yapıyorum? Bunun en önemli sebebi modelimin düzgün çıkmasını istiyorum bir kere. Tamamen kendim yaptığım bir duvara müdahale etmem daha güzel oluyor. Veya StudioMax'in içerisinde bulunan bilirsiniz Wall komutu var. Wall komutuyla birçok arkadaşımız modelliği onunla yapıyor. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü Wall diğer hazır olan objeler gibi Wall da duvar da hazır olduğu için
Daha sonra model acayip derecede şişebiliyor. Siz de zaten göreceksiniz modellememiz bittiğinde çok düşük bir poligonda binamızın tamamı bitmiş olacak. Çok detaylı olmasa da binanın tamamı, dış cephesinin tamamı bitmiş olacak arkadaşlar. Zaten amacımız hem düzgün modelleme yapmak hem de kaliteli bir modelleme çıkartmak ortaya. Bunun için bu line'la tek tek uğraşıp kendi planımı kendim oluşturuyorum şu an. Başka bir sebebi kesinlikle yok. Ve sanırım bu da sonuncu. Evet dedim, kapattım. Yapmadığım bir yer var mı? Şu iki orta kısım. Bunları da hemen yapalım. Tıklayıp geçiyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Tıklayıp basılı tutmuyorum. Buna da dikkat edin. Böyle yaparsanız bezier modunda bir spline oluşturmuş olursunuz. Tekrar gördüğünüz gibi şu an hareket ediyor. İstediğimiz şekilde değil tabii ki. Burada amaç keskin bir tıklama arkadaşlar. Tıklayıp bırakıyoruz. Tıklayıp bırakıyoruz. Eliniz bir müddet sonra zaten alışacaktır buna. Ve kapattık. S'ye basarak snaplerimi kapatıyorum. Sağ tıklayalım, komuttan çıkalım. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde sağ tıklayıp Hide Selection diyelim. Gizledik. Bunlardan herhangi birini seçelim. Line 02'yi seçtik. Bahsettiğimiz bir Attach Multi komutu vardı. Attach Multiple komutuyla hepsini tek seferde seçip gördüğünüz gibi ataçlayabiliriz. Birbirine birleştirebiliriz. Ama dikkat edeceğiniz şey, sahnede istemediğiniz, yani birleştirmek istemediğiniz bir spline varsa onu mutlaka gizlemelisiniz. Yoksa onu da algılayacaktır. Sağ tıklayalım. Unhide All yapalım. Şu an halen seçili. İsmini değiştirelim. Zemin kat diyelim. Ve extrude komutunu verelim. Bir bakalım eksik var mı? Sahnemizden bakıyoruz. Eksik. Yok. Tamamen modellemişiz. Front'a geçtim arkadaşlar. Yine bu birinci katı alıyorum. Yükseltiyorum. Zaten bakın üst üste. Aynı hizada. Şunu bir gizleyelim. Hide Selection'la. Ctrl Z. Bunu şu köşeye hizaladım. Şunun bir yüksekliğini verelim arkadaşlar. 300 santim diyelim. Hizalamayı sonra yapacağım. 300 fazla. 200. 270. Doğru ölçümüz bu. Bakalım herhangi bir kaymalı mevcut mu, planlarımızda yok. Hizalamada sıkıntı yaşıyoruz ufak çaplı. Onu düzeltelim. X80'ini de. Aynı şekilde seçelim. Evet, şimdi hizalanmış oldu. S'ye basıp snapleri kapattım. 300-270'e tekrar dönelim. Burayı da hemen düzeltelim. Segment atarım. 3 tane ya da 2 tane mi atasak? 3 tane atayalım.
F'ye basalım arkadaşlar. F3'ten de görebilirsiniz. Ups. Burada bir hata yapmışız. Hemen düzeltelim. Hemen. 45 santim. Yer değiştirmişiz arkadaşlar yanlışlıkla. Ekranları aktif olarak kullanmadığımız için böyle bir şey oldu. Hemen düzeltelim. Yaklaşalım. Zaten düzeldi. Tekrar yukarıdakini seçelim. Bunu 270 yapalım. 3 tane. Ve bunu poly moduna hemen geçirelim. Convert Editable Poly. F3'e basalım arkadaşlar. Wireframe moduna geçelim. Üstteki segmentleri tamamını seçiyorum. Ve şuradaki penceremizin yüksekliğine kaldıracağım. Hemen Y'yi seçelim. Transform gizmomuzun eksenini. Yukarı doğru kaldırdık. Herhangi bir yamulma vesaire mevcut mu? Yok. Bu komuttan çıkalım. P'ye basalım. Hemen öndeki görünüş planımızı seçiyorum. Kontrol tuşuyla zemin katı seçip izole ediyorum. Front'tan bakalım bir. Evet. Alttaki segmentimiz de yerine oturmuş durumda zaten. Çizdiğimizde ölçülü çizdiğimiz için direkt yerine oturmuş. P'ye basalım tekrardan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi planımız üst zemin kat planımızın üst tarafı yükseldi. Şimdi ne yapacağız? Pencere boşluklarını vesaireyi halledeceğiz hemen. Hemen planımızı seçelim. Ve modelimizi seçelim, izole edelim. Bakın. Burada pencereler neresi? Öncelikle plana bir bakalım. Pencere kısımlarımız şu kısımlar arkadaşlar. Zaten bunu ilk bakışta fark edebilirsiniz. Şu kısımlarımız kapı olan kısımlar. Gördüğünüz gibi. Burası giriş kısmı arka tarafın. Bunlar kolon arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Burası ön tarafın girişi. Gördüğünüz gibi ikili bir kapı mevcut. Arka tarafta da yine ikili. Şurada verandaya çıkar gibi 4 tane kapı mevcut. Gördüğünüz gibi. Bu kısım aynı zamanda balkonumuz. Daha doğrusu bir alttaki birinci kat planımızda bu görünüyor. Hemen biz modellemeye başlayalım. Selection menüsü altından zemin kat modelimiz seçiliyken poligon modunu seçiyoruz arkadaşlar. Poligon modundan sonra kontrol tuşuna basarak ekranda dönüyorum. Kontrol tuşuna basarak seçim yapıyorum ve bırakmıyorum. Bakın dikkat edin. Alt artı mouse'un orta tuşu ekranda dönmeye yarıyor. Biliyorsunuz zaten bunu. Temel Studio Max eğitiminden. Bunları yaptıktan sonra Bridge komutuna tıklayacağız. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde penceremiz modellendi. Hemen bakıyorum başka neresi pencere. Burası pencere. Şu kısım. Şura pencere, bura pencere. Hemen yapalım. Zaten yerleri belli. Bridge komutu. Evet, yaptık. Arka tarafa bakalım. Bu kısım kapı şeklinde yapalım arkadaşlar. Pencere de olabilir. Duruma göre bakacağız. Burada bir hata var. Ctrl Z yapalım tekrardan. Seçimi bir daha yaptık. Bridge. Şimdi yapabiliriz. Şurası pencere görüyorsunuz. Burası giriş. Yine buralar pencere. Standart devam edelim. Bir bakalım. Burası ön girişimiz arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen bakıyorum. Bu arada şu kısım garaj kısmı arkadaşlar. Burası garaj kısmı. Fark edebiliyorsunuz zaten. Bakın garaj aracın park edildiği yer. İçeriye giriş noktası.
O yüzden sadece üst tarafı kapatmakla doğru yaptık. Orada garaj kapısı olacak. Bridge. Köprüyü kurduktan sonra yine bakın burada verandaya çıkış yerimiz demiştik. Burayı hemen yapalım. Gördüğünüz gibi yaptık şurayı. Şimdi şu noktayı yapacağız. Bunun için şimdi diğer yerlerde ne güzel yapıyorduk. Hemen seçiyorduk. Karşı tarafında seçiyorduk. Ve bridge yapıyorduk. Bakın burada yaptık mı böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Biz bunu istemiyoruz. Nasıl yapacağız? Hemen segment moduna geçelim. Duvarın karşısını seçelim. Tamamını. Şöyle boydan aşağı yukarıdan aşağıya seçtim. Connect komutunu verdim. Şimdi bunu hizalayacağım. Transform gizmonun hizalanmasında S'ye basalım snaplerimize. Hizalamayı ben şu köşeye göre yapmak istiyorum diyorum. Ve segmentimiz o köşeye göre çekti. Alt tuşuyla çıkartalım. Karşılıklı yüzeyler seçili. Köprü komutuyla birleştirelim. Bu kadar basit. Burayı da yaptık. Buralara yapmayacağız. Şu kısımlara daha sonra yapacağız arkadaşlar. Hemen buraya bakıyorum. Diğer taraf. Buralar hep pencere. Bu arada snaplerimizi kapatalım. Evet, aynı şey burada da var. Nasıl yapacağız? Hemen. Bakın şu nokta. Hemen kendimize bir pencere kenarı oluşturalım. Connect komutuyla atamayı yaptım. S şu an yani snaplerimiz aktif. S'ye bastım. Şöyle yaklaştırıp hizaladım. Burası da tamam. Burayı yapalım. Burada da yine aynı şeye ihtiyacımız var. Bizim için de pratik olmuş oluyor. Seçiyorum tamamını. Şöyle de seçim yapabilirsiniz. Bir segment seçip ring komutunu uygulayarak yapabilirsiniz. Connect. Evet, bunu da hizaladık. Bridge komutuyla yaptık işlemimizi. Şuraya bir tane segment atayalım arkadaşlar. Onu da hemen şöyle getirelim. Bunun sadece üst tarafını birleştireceğim. Connect komut, bridge komutuyla yine aynı şekilde. Bakıyorum, burası ön tarafımız, arka tarafımız affedersiniz. Şuraları yapacağız, şuraları yapacağız. Burada birleştireceğimiz nokta var mı? S'ye basalım. Komuttan çıkalım. Şu planımızı bir yukarı doğru kaldırıyorum. Evet. Şurada bir penceremiz var. Hemen orayı yapalım. Seçtim. Ring komutunu uyguladım. Connect. Hizalamayı da Y ekseninde şuraya doğru yaptım. Yine buraya aynı şekilde Ring Connect. Şurada bir hata oluşmuş sanki. Bakın şimdi fark ettim. Yamuk geliyor burası, gördünüz mü? Bizim ne yapmamız lazım? Şuradan bir daha Ring yapıp yeni bir segment atayıp şuraya göre hizalamamız lazım. Şimdi oldu. Şuraları çıkartalım. Bridge komutuyla birleştirelim. Aynı hatayı umarım başka yerde yapmamışızdır. Yaptıysak da mecburen düzelteceğiz ileride. Hemen üstleri seçelim. Bridge. Bakıyorum bura tamam. Şuraya bir üstten parça atayabiliriz. Hemen seçelim. Ring komutu. Connect.
dikkat edin burası da kalın. Tekrar ring yapıyorum. Connect yapıyorum. Ve düzeltmeyi yapıyoruz. Bridge demeyelim buraya. Burası çünkü alt taraf şey değil arkadaşlar. Alt tuşuna basarak çıkartalım alttaki poligonları. Burası da sadece üst taraf olacak. Çünkü burada cam olduğunu gösteren bir şey yok. Genelde kapı gibi görünüyor. Şimdi şu kısmı yapalım. Aynı işlemi burada da gerçekleştirelim. Snap'ler şu an aktif ama gördüğünüz gibi bozdum. Ne yapmam lazım? Hizalamam lazım şöyle. Seçtim. Ring. Connect. Yine x80'inde hizalıyorum. Evet. Alt tarafı seçmiyorduk. Connect komutuyla, bridge komutuyla affedersiniz, birleştireceğim. Birleşmeyen neresi kaldı? Bir burası, bir de burası kaldı arkadaşlar. İsterseniz buraları da hemen yapalım. Şimdi burayı neye göre hizalayacağız? Yani bakın şurada bir L şekli var. Bu L şeklini yapabilmemiz gerekli. Gayet kolay bir yöntemle yapacağız. Ring komutu, connect. Hiç değişmeyen mantığımız. Alt tarafa göre hizalıyorum. Bakın şuraya göre. Şimdi hemen şu yüzeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Extrude komutuyla 50 santim dışarı çıkartıyorum. Okeyledim. Şu an bakın poligon modus halen seçili. Y ekseninde diyorum ki şu aşağıya göre hizalan. Bakın seçtiğim noktaya dikkat edin. En köşe. Hizaladım. Şimdi bunun bir karşılığının bulunması lazım. İlk olarak şunu seçelim. Connect diyelim. Ve bunu da yine snap'ler açıkken şuraya göre hizalayalım. Tam köşe noktasına göre. Veyahut bunu şu aşağıya göre hizalayabiliriz. Aynı şey. Bizim objemizin karşı tarafında bir karşılığı olması lazım. Birleştirme noktasının. Bunun için karşıda da bir segment atamalıyız. Ne yapacağız? Şimdi boydan yapabilirim. Ama bakın şurada bir dönüm noktası var. Düzgün olmayacaktır. Bunun yerine ben ne yapacağım? Sadece şu yüzeyi atayacağım. Kontrol tuşuna basılı tutarak bu yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyde yeni bir segment oluşturuyorum. Ve yine snaplerimiz aktifken isterseniz aşağıya göre, isterseniz buraya göre yapabilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Karşılıklı. Evet. Gayet güzel bir şekilde oluştu. Aynı mantık bu taraf için de geçerli. Ring komutu. Connect. Hizalamayı yapıyorum. Hemen Extrude ile çıkartıyorum. Y ekseninde uzattım. Tekrar ekrana döndük. Şöyle Connect. Bunu da hizalıyorum aşağıya göre. Karşı yüzeyi seçiyorum. Kontrol tuşuyla Connect. Tekrar hizaladık. Ve birleştirme işlemini tamamladık. Komuttan çıkıp S'ye basıp tamamen çıkıyorum. Gördüğünüz gibi kapatmadığımız herhangi bir nokta kalmadı. Nereler pencere, nereler balkon veya çıkış noktası olacaksa ona göre hepsini yapmış bulunuyoruz. Eğer isterseniz siz de arkadaşlar iç kısımdaki yerleri birleştirebilirsiniz. Kapı olan kısımların üst taraflarını yapabilirsiniz. Örnek veriyorum burası kapı. Şu üst tarafı birleştirebilirsiniz. Daha güzel olması amacıyla. Örneğin veya iç mekan render alacaksanız. Buraları da yapabilirsiniz. İşte buna gerek yok şu an. Üst tarafımız tamamen bitti. Hemen üstü hemen kapatalım arkadaşlar dilerseniz. Bunun için de isterseniz tamamen dışarıdan kapatabilirsiniz. Ama ben parça parça kapatmayı tercih edeceğim. Bunun için Rectangle moduna geçiyorum. Snap'lerimiz aktif.
üstleri şöyle çiziyorum. Dikkat edin, odaların üst taraflarına gelecek şekilde yapıyorum. Tab ekranına geçelim. Bakalım çizme işlemi nasıl? Alt tarafa çizmişiz. O yüzden tekrar Ctrl Z dedim. Şuradan çizersem daha düzgün olacaktır. Evet. Burayı çizdik, burayı çizdik. Şu ortaya çizelim. Ctrl Z yaptım. Niye? Alt tarafı tutmuşum. Hemen dikkat ediyorum. Tekrar üstü seçiyorum. Ctrl Z. Burayı tamamen kapatabileceğimiz şekilde bir deneyelim tekrardan. Evet, böyle daha iyi. Şu arayı kapatalım. Evet. S'ye basıp çıktım Snap'ten. Çizmediğimiz nokta var. Şurası var. Hemen burayı da line'la yine Snap'ler aktif birleştiriyorum. Şimdi bunları tek tek birleştireceğim arkadaşlar. S'ye basalım. Şu alt tarafı bir gizleyelim. Sadece üst taraf seçili. Line'lardan herhangi birini, rectangle'lardan herhangi birini seçtim. Sağ tıklıyorum. Editable Spline düzenlenebilir. Spline'ı çizgiye çevirdim. Aşağı doğru iniyorum. Ya da yukarıdan bakalım. Attach Multiply değeriyle şu rectangle'ları bir seçelim. Artı line'ımızı seçelim. Şu köşeyi çizmiştik. Attach'ladım. Bir extrude komutunu verelim. Bakalım ne çıkıyor karşımıza. Bakın şurada bir hata var mesela. Sıfır değerinde olsun. Hemen geçelim. Spline moduna. Burada bir rectangle'ımız var mı? Evet, var. Tamam, burası düzgün. Bakın burası düzgün değil. Şuraya bir tane rectangle çizmemiz lazım. Create line komutuyla veya direkt rectangle komutuyla çizilmeyen noktaları da kapatalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu rectangle'ımızı seçelim.
Şöyle aşağı indirelim. Diğer rectangle'ımızı seçip bunu düzeltelim. Şimdi tekrardan alttakini seçiyorum. Exodus'u kapattım üzerinden Attach Multi deyip şu kalanları da bir seçelim. Tekrar bir Exodus veriyorum. Evet, yine kapanmayan iki noktamız var. 3 noktamız 4. Yanlış söyledim. Hemen bunları da kapatalım. Evet. Ve şurası da varmış. Şimdi dikkat ettim. Sağ tıklayalım tekrardan. Spline. Extrude. Evet. Tamamen modelimizin üst tarafı kapanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısmı da yaptık. Sonraki modelleme dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.